Yukarıda verilen tahta ve destek kullanılarak 3 ayrı kaldıraç yapılacaktır. Tabloda verilen bilgiler kullanılarak oluşturulan kaldıraçlarla ilgili sorulan sorulara Kerem aşağıdaki cevapları veriyor. Buna göre Kerem hangi soruları doğru olarak cevaplandırmıştır? Birinci kaldıraçta destek L noktasında, yük N'de, kuvvet S'te, yani burada yükün ortada olduğu kaldıraç tipi. Şöyle çizecek olursak birinci kaldıraç için destek, yük, kuvvet şeklinde olacak. İkinci kaldıraçta desteğimiz R noktasındaymış. Yük T noktasında, kuvvet de M noktasından uygulanıyormuş. İkinci kaldıraç için bu desteğin ortada olduğu kaldıraç tipi. Destek ortada. İkinci kaldıracı çizelim. Destek ortada. Yük bu tarafta. Aynı şekilde burada da kuvvetimiz var. Üçüncü kaldıraçta destek N noktasında, yük S noktasında, kuvvet de P noktasında. Burada baktığımızda da kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipi. Kuvvet ortada. Üçüncü kaldıracı çizelim. Bu sefer destek burada. Kuvvetim ortada. Yük de bu şekilde olacaktır. Soru 1. Desteğin uçta olduğu kaldıraçlar hangileridir? Desteğin uçta olduğu birinci kaldıraç destek uçtadır. Üçüncü kaldıraçta da destek uçtadır. 1 ve 3 demiş. Bu doğru bir cevap vermiş. Soru 2. Tasarlanan kaldıraçlara günlük hayatta hangi örnekleri verirsiniz? Birinci kaldıraç el arabası. El arabası yükün ortada olduğu kaldıraç tipiydi. Birinci kaldıraç yükün ortada olduğu kaldıraç tipi. Bu tamam. İkinci kaldıraç pense. Pense desteğin ortada olduğu kaldıraç tipiydi. İkinci kaldıracımız destek. O zaman bu da tamam. Üçüncü kaldıraç olta. Olta kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipi. Üçüncü kaldıracımız kuvvetin ortada olduğuydu. Yani bu örneklerimizin tamamı doğru. O yüzden bu soruya da doğru yanıt vermiş. Soru 3. Yük ile kuvvetin aynı yönde hareket ettiği kaldıraçlar hangileridir? Yani kuvvet yukarı çıkarken yük de yukarı çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. O zaman birinci kaldıracımız tamam. Burada desteğin ortada olduğu kaldıraç tipinde ben kuvveti aşağı yaparsam yük ne yapacaktır? Yukarı doğru çıkacaktır. Yani bunlar birbirine zıt yöndeler. O yüzden bunu alamam. Üçüncü kaldıraç tipinde kuvveti yukarı çektiğim zaman yük de yukarı doğru hareket edecektir. Bunu da alabilirim. O yüzden cevap 1 ve 3. kaldıraç olacaktır. Cevabı da bu şekilde olmuş. Bu cevabı da doğrudur. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olacaktır. Yapılacak işlem ayan anahtar sayesinde vidanın döndürülmesi ve iki tahtanın birbirine sabitlenmesi. İstenilen sonuç, ayan anahtar 5 tur döndürüldüğünde hem kolay hareket etmeli hem de vidanın içine daha az girmelidir. Buna göre istenilen sonuca ulaşılabilmesi için gerçekleştirilecek işlemde kullanılması gereken düzenek hangisidir? Kolun hareketinin kolay olabilmesi için bir kere zaten kolunun uzun olması gerekmektedir. A'yı ve B'yi eliyoruz ve vidanın içine daha az girmesini istiyorsa daha sık, yani Y vidası alınmalıdır. Bu yüzden cevap D şıkkıdır. Sıla ve Simge öğretmenlerinin verdiği yandaki eğik düzlem örneğine göre düzenekler kuracak ve kuvvetin bağlı olduğu faktörleri bu düzenekler ile belirlemeye çalışacaklardır. Bu amaç için aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. Sıla'nın düzeneği ve açıklaması şu şekilde: eğik düzlemin boyuna uygulanan kuvvet etkisini araştırmış, F1'in F2'den büyük olduğunu ölçmüş ve eğik düzlemin boyu arttıkça kuvvet kazancının azalacağını söylemiş. Sıla düzeneğinde eğik düzlemin yüksekliğinin uygulanan kuvvet etkisini araştırmış.
gösterilmiş F3'ün F4'ten büyük olduğunu söylemiş ve sonucunda eğik düzleminin yüksekliği azaldıkça kuvvet kazancı artar demiş. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Sıranın düzenine doğru fakat yaptığı ölçüm ve ulaştığı sonuç hatalıdır. Evet, hatalı olduğunu görüyoruz. Simgenin düzeni eve ulaştığı sonuç doğrudur. Evet, F3 F4'ten daha büyük olmalı çünkü daha eğimli. Sıla ve simgenin kurdukları düzenekler amaçladıkları araştırmalar için uygundur. Evet, düzeneklerin istedikleri sonuca ulaşabilmeleri için yapacak oldukları araştırmada doğru kullanılmıştır. Simge Sıla'nın kurduğu düzeneği kullanarak da amacına ulaşabilirdi. Hayır, ulaşamazdı. İkisinin araştıracakları şeyler farklı olduğu için farklı şeylerin değiştirilmesi gerekmekte. Bu yüzden cevap D şıkkıdır. 'Yusuf verilen malzemelerle yukarıdaki düzeneği kuruyor ve yükü hareket ettiriyor. Daha sonra ilk düzeneği bozmadan ayrı ayrı 3 düzenek daha yaparak ilk yaptığıyla karşılaştırıyor. Buna göre ilk düzenekle kıyaslandığında hangi düzenek veya düzeneklerde daha az kuvvet uygulandığı söylenebilir? Daha az kuvvet uygulanına bakacağım. Baktığımız zaman birinci de 2 tane tahta kullanılmış. Burada eğik düzlem boyu olarak bir tahta kullanılmış. Yani eğik düzlem boyları aynı ama yükseklikleri farklı. Eğim azaldıkça uyguladığımız kuvvet ne olacaktı? Azalacaktı. Yani yükseklikle doğru orantılı. Yükseklik arttıkça uyguladığımız kuvvet artacak. Yükseklik azaldıkça uyguladığımız kuvvet azalacaktır. Yani birinci ifadeyi aldığımız zaman daha az kuvvetle uygulandığını görebiliriz. İkinci de bu sefer yine eğik düzlem boyu aynı ama yükseklik artmış. Yükseklik arttıkça uyguladığımız kuvvet artacaktır. O yüzden F2 kuvvetin daha fazla olmasını beklerim burada. O yüzden ikinciyi alamam. Üçüncü de yükseklik aynı kalmış ama eğik düzlem boyu 2 katına çıkmış. Eğik düzlem boyu arttıkça da eğim azalacağı için uyguladığımız kuvvet azalacaktır. O yüzden üçüncü ifadeyi de alabilirim. Bu nedenle cevabım C seçeneği olacaktır.